Sevgili deniz severler, yelkenli ve motorlu çift kanalına hoş geldiniz. Doris'in maceraları devam ediyor. Bir önceki bölümde Marmaris, Bozburun ve Hisarön Körfezi'ni dolaşmıştık. Yeni bölümde ise Simi'ye ilk defa giriş yapıyor ve Simi'yi geziyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet, günaydın. Şu an Aktur'dan ayrılıyoruz. Güzel Aktur'dan. Güzellikleri geride bırakıp önümüze bakacağız. Burada Alarga'da çok tekne var bugün. O taraf soluganlı. Bu batı tarafı ise daha korunaklı. Kesinlikle bu tarafı tavsiye ederim. Alarga için. Teknelerin burada durduğuna çok kanmayın. Burası çok solugan alıyor. Bu burun. Çünkü burun buradan. Yani dalga rüzgar bu batı burnundan geldiği için burası korunaklı oluyor. Şurası da bıraktık zaten. Bu şekilde. Evet, günaydın. Şu an Simi'ye doğru seyir halindeyiz. Prosedürler gereği Yunan bayrağını kara sularında çektik. Tatlı bir seyirimiz var. Aktur'u arkada bırakıyoruz. Datça Aktur. Datça. Burası Datça. Ve karşısı Simi. Bu taraflar Bozburun. Şimdi tatlı bir rüzgar var. İskele baş omuzluktan gelen. Şimdi önce hareketli salmamı salıyorum. Ve bu hareket halinde olduğu için biraz geç salınıyor. Genelde dursun. Şimdi tek elimle olduğu için şu an sadece flok yelkeni açacağım. Bende Cenova yok, flok var. Öndeki yelkeni açacağım. Rüzgar buradan estiği için bu şekilde. Hafif doğulu estiği için. Ben de esici, yani rüzgar altı iskotasını açacağım. Aslında iki elle yapmam lazım. Bunu da tutmam lazım ama rüzgar zayıf olduğu için tek elle rahatlıkla açabilirim. Yelkenimi. Bunu da iyice boşa saldım. Şimdi neyse doğru. Simi'ye doğru yelkenimizi açtık. Evet. Gayet yakışıklı oldu bence. Şöyle biraz da yelken yapalım. Evet. Karşıda gördüğünüz Simi. Of, büyük katamaran geliyor. Bizim yanımızdan da şu geçecek. Hemen geçti ya. Önümüzde oldunuz ya. Kaçta geliyor? Aya Marina Beach. Burası Simi'nin sol tarafı. Yani sol değil de doğu tarafı. Arkasında Pedi var. Büyük bir tekne trafiği var tabii. Herkes gitmek istiyor bir şekilde. Hemen yanımızdan büyük kocaman geliyor. Şöyle Kıraç Dağlar. Pedi koyuna giriyoruz. Burası Löngöz gibi ince uzun bir yer. Ve Pedi'deki yerleşimler gözüktü. Burası diğer taraflara göre yeşil tabii. Yukarıdan Simi'ye bağlanıyor bakın. Burası Pedi. Şu anda Pedi'deyiz. Doris'i oraya koyduk.
kere aborda olduk. Mert markete sordu. Süpermarket Mavru Kasa soracak. My boat is here, the little boat. Ferry boat here, problem. Other side. Oraya evet, yanaşıyor. Gördüğümüz gibi. Tam ferry boat'un olduğu yere yanaşıyor. Ferry boat'un olduğu yere koymuş Mert. Birazdan ferry boat gelecek. Ve altında Doris kalacak. Doris can verecek. O yüzden. Aha, polis de geliyor. Mert'i tutuklayacak. Ferry boat yerine koyduğu için. O yüzden hızlı bir şekilde polise gidiyoruz. Kasabada bence şey vardır ya. Yol vardır. Eminim. Sime Sönbek Adası'nda Pedi Limanı'na hala geziyoruz. Buraya Sönbek kayık demek. Ha, kiralıkmış bak. Yılda 500 Sönbek yaparlarmış. Sönbek ismi de oradan geliyor. Bir deyişe göre de Simi, Poseidon'un eşlerinden birisi Nymphe Simi'nin isminden alıyor. Deniz kızı Simi'den. Bu evde kiralık mıymış? Milyas House for Rent. Bunu seneye Mert benim için kiralıyor Pedi'de. Bak, önde şezlongçukları da var. Böyle şezlongçukları koyup... Harika. Şöyle önünde yarım kayığı da var. Bak, ben bu yarım kayıkla gezebilirim. Kayıcıyı da var. Güzelcik. Tabii dekor bu. Seneye kiralıyoruz değil mi aşkım? Oley. Hele küçükler yüzüyor yalnız buralarda bakın. Bayağı. Yani şunları bir temizlesek. Oo, çok büyük bunlar. Şurada var ileride. Çok tehlikeli. Şimdi merkeze geldik. Burası Yunan adalarının en pitoresk kasabalarından birisi. Şu anda feribot geldi. Ödünüz koptu adeta bir öttürdü düdüğünü. Mert şu anda bize panoramik tur yaptırıyor. Değil mi Mert? Simi sahillerinde geziyoruz. Aa, Pauk. Oley, Pauk'lu birileri var. Duvar yazısını gördüm. Oo, Pauk ara. Şurası da bir otel galiba. Sea Dreams Greece. Ha, saat kulesi. Bu saat kulesi İzmir'deki saat kulesinin çakmasıymış arkadaşlar. Demek ki İzmir'den buraya mübadelede gelenler yapmış belki de. Simi feribotu. Feribot iskelesine yanaşıyor. Her yer Türk teknesi. Ristorante Lavaporetto. Ristorante Lavaporetto'nun önüne attık. Selam.
girişi. Şuradaki Çan Kulesi'nin benzeri, Ayafotin Çan Kulesi'nin benzeri yapılan salt kulesini görüyorsunuz. Orada hemen gözüküyor. Orada sizden evraklarınızı istiyorlar. Crew list. Efendime söyleyeyim, pasaportlar vesaire. Orada baktı polis. Köşede görevlileri görüyorsunuz zaten. Sonra da karşı tarafta port polise gidin dedi. Mert gitti, daha henüz dönmedi. Giriş çıkış basıyorlar galiba. Neredesin? Simideyim, geziyoruz. Ne kısmını geziyorsun? Köy kısmı, bir sürü. Tatlı sokaklar var ortada. Çok tatlı, evet. Tepedeki kiliseye çıkacağız. Onu bir çekeceğim. Neredesin? Selamlar. Şimdi Simi'de Kadastrata'dan, yani güzel sokaktan. Sokak burası. Merdivenli gördüğünüzde aldanmayın. Yukarıya sen Giorgio's Kilisesi'ne çıkacağız. Bir şey mi içiyorsun? Tabii ki de alfa. Ya da alfası afiyet olsun. Olmaz. Arkadaşlar şu tarantula biraz önce ayağımın ucuna atladı. Ömer abi. Vallahi bayağı Ömer abiymiş o. Yürüteyim mi at? Bu Yunan annesi. Bu da kerişlerin Yunan bebişi. Gözlerinde biraz hastalık var. Anne de çok zayıf ama sağlıklı şükür. Tepeye neredesin? Çıktık. En tepeye çıktık. Aziz Giorgio's galiba ama giremiyorum. Nasıl yani? Bir bak bakalım, kapıyı it, ben itemedim pek. Gücüm bitmiş. Aşağıdan yürüdük. Gördüğünüz gibi. Şimdi Simit Liman'dan, Yali'den size sesleniyorum. Yali. Şimdi Doris'in ne kadar mini minnak olduğunu göstereceğiz, evet, size. Şimdi bunlar evler. Kendileri. Bunlar tekneler. Bakın arada küçük bir tane bir şey var. Küçük kızımız Doris. İşte bu Doris. Yani diğer tekneler nasılsa. Olsun. Kızım her yere geziyor. Ama gördüğünüz gibi o da her yere gidebiliyor. Tatlı yerlerde yürüyoruz. Şimdi çok güzel arkadaşlar. Yeni gezmeye başladık. Güzel değil mi? Evet ama şey, bu iskele çok pahalıydı. Evet, iskele 18 euro elektrikle, evet, beraber çok pahalı. Çok günlüğü. Pahalı bir günlüğü. Yani bize pahalı aslında normalde, yoksa Türkiye'den ucuz gene. 18 lira olsaydı mesela. O zaten ucuz. Tabii tabii. Akşamı yapıyoruz artık. Saat 7 çeyrek. Yorulduk. Gayet. Bakın burada bir tane tatlı trenimiz var. Tren 40 dakika şehir turu yaptırıyor. Trende tanıdık bir yüze rastladık. Aa, Eda Hanım. Gene mi Yunan adasındasınız? Aa, I'm not Eda. Please don't shoot. Ne yapıyorsunuz? Ünlü olsaydım böyle davranabilirdim. Evet, zaten yarı ünlüye benziyorsun. Ya ne yapayım? Çakma işte. Ünlülere benziyorsun. Ya ne yapalım şimdi, işte panoramik tur trenine bindik. Öyle 40 dakika gezdirecek bizi şoför. Makinist hanım, pardon, şurada. Makinist hanımı çaktırmadan çekiyorum. Şu pembeli bayan. 5 yazıyordu yalnız. Tabii Akdeniz'e kaç lira, kaç oldu? 5'te 7,5 oldu. Niye olabilir? Akdeniz olduğu için? İşte Akdeniz, Türkiye, böyleyiz yani. Olur. Bakın bebeler aynı. Saçmalayan bebeler dolu ortalık. Arkadaşlar, bindik bir alamete, gidiyoruz gezmeye.
Mert Bey. Çok da aradım. Hayatım neyim yatsın. Geziyorum. Ama güzel, traktöre bindik. Traktör görünümü, ha, tren görünümü traktör değil mi? Yavaş yavaş geziyoruz. Geziyoruz işte, bakın. Sağ ol. Efendim de söyleyeyim. Burası Simin'in en ana caddesi. Ana cadde üstünde. İşte süngerciler olsun. Efendime söyleyeyim. Bankası olsun. Kah tavernası olsun. Kah limanı olsun. Böyle geziyoruz. Gezdikçe de farkındaysanız hep turistler rastlaşıyoruz. Turist çok... Çünkü çok uzak değil. Gene göremiyoruz. Oğlum Doris herhalde artık öldü ya. Tost oldu burada. Ha pardon, gördüm. Oğlum teknenin burnu gözükmüyor ki. Bak yandaki o solundaki bir deli o. Evet. Oo yalnız akşam güneşte vurmuş, tatlı gözüküyor. Allah. Özür dilerim verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. Sanki Yunanistan'da değil de Filipinler'deyim. Müziğim de var. Oo. Paksilisi de açtılar. Paksilis Terzis'ten gelsin. Eparisto polili polili. Keyiflendin mi Edoş? Çok güzel ya. Gün batımını izliyoruz harika bir şekilde. Müziğimiz de var. Allah, bu bizim kanal. Buradan Datça'ya geçiliyor böyle. Hep ben buradan geçerim yazları. Kısmet karadan da geçmek nasip oldu. Oh, rüzgar da var. Yelken de açılır. Antalya'nın yaylaları turumuza devam ediyoruz. Şu anda Akseki'deyiz. Bakın Çim Yaylası. Geziyoruz. Şurası göl. Baraj gölü. DSE'yi yaptırdı buraya, baraj gölü. Şu karşıdaki bina da şöyle bak. Görürseniz eğer, Kız Kur'an kursu. Kız Kur'an kursu yazları açık. Yollayabilirsiniz çocuğunuzu. Şurası değil mi? Aynen. İleride İmam Hatip var şurada. Merkez İmam Hatip. Hem ortaokul var hem de. Ne yapıyorsun? Geziyoruz. Çok şimdi ama. Diğer olmadığımız ne mi boyuyor? Tekrar çeksen çok iyi olur. Ne yapıyorsun? Ya bu kilisenin adını dinlediğim için şimdi videoya çekmen iyi olmadı. Hep arkadaşlar kiliselere şöyle. Evet şöyle. Gemi direği mi diyeyim artık, ne diyeyim. Laçağın Kulesi. Koyuyorlar. Burası denizcilerin Aziz'i, Aziz Michael için mi acaba onu yapıyorlar? Kapısına bakalım bir. Şu, bu arada şu tepeden çektim demin. Güzel mozaikleri. Demin bu tepeye çıktık ve içine giremedik buradan. Evet Edoş, ne yapıyorsun? Bilmiyorum, gördüğüm gibi. Panoramik isteyiz. Aziz Mikail Manastırı'nda. Şimdi kapısı var böyle. Neredesin Edoş? Şimdi 18. yüzyıldan kalan manastırın içine girdik. Kapıyı da kapattırıyorlar sürekli. Burada öyle denize girmek, su sporları falan oynamak yok. Burası bir manastır, kutsal yer. Saygılı olacağız. Şu kısımda mı manastır şu an bulunduğunuz? Hepsi. Mayı Taksikar Mükemmel Kilisesi. Denizlerin koruyucu meleği. Yani Yunan denizciler buraya hac için geliyorlar. Aldık mı yanımıza şeyimizi? Aldık. Biz de küçük kayık getirdik. Tamam. O kayıklardan da adak bırakıyorlar buraya. Bir şeyler maksat diliyorlar. Denizlerin koruyucu tanrısı şeyi. Korusun hani, diye. Evet, korusun diye. Evet. İşte adaklarını yerine getiriyorlar burada. Gemi maketi sunularına da
Tamata deniyoruz. Biz de onu yapacağız. Burada ne? Ne deniyor? Tamata. Tamata. Evet. Biz de maket getirdik. Onu koyacağız. Orada bir de ikona var. Önemli. Onu da seveceğiz. Mikail'in. Ona da yüzümüzü süreceğiz. Biz de hacı olacağız. Çünkü biz de denizciyiz. Aynen öyle. Bak burada bir iskele var. Büyük. Bu iskeleye demin feribot yanaşmıştı. Şimdi kalktı. Evet. Saat 10'dan önce iskeledeyse tekneniz çekin diyorlar zaten. Feribot yanaşacak diyorlardı. Evet, şu an neydi buranın adı? Maratonda. Maratonda plajı. Küçük tatlı bir plaj. Oldukça sıcak hava. Öğlenin 1:30 tabii. Çakıl plaj. Konyaaltı gibi. Deniz tertemiz. Güzel. Karşıda galiba Bozburun gözüküyor. Bozburun'un bir ucu olması lazım gözüken. Botla falan böyle tatlı tatlı gelip gidenler var. Vaziyet bu. Bakın girişte bir tahta kapı yapmışlar. Tahta kapının nedeni keçicikler içeriye kaçmasın diye. Bunlar da burada gölgede bekleşiyorlar. Benim elimden korkmuyor çünkü benim oğlak olduğumu biliyor. Eda'yı ısıracak şimdi. Oğlak haberi yok Eda'nın. Isırmaz keçiler. Boynuzları çok eğri. Sırı kaptı kaçıyor arkadaşlar. Bu da bana doğru geliyor. Bu bana çok aşık oldu. Çok benim yanıma gelir bu. Keçi hasırı paraladı. Hala Maratonda beach'teyiz. Rahatsız keçilerle birlikteyiz. Bakın bunlar ama çok alışmışlar burada masalardan bir şeyler yemeyi. Ekmekleri, patatesleri löp löp götürüyorlar balıkları. Gidin otlayın diyeceğim ama garibanlar da çorak arazide. Hani yani şöyle bir arazide neyini otlasın hayvan ya. Aslında yani doğru. Hayvan da haklı. Deniz çok güzel burada. Beyaz taşlı. Beyaz taşlı olduğu için de şöyle... Turkuaz renk tonunda aqua. Muhteşem. Ama keçiler çok arsız. Allah'ım yarabbim dedi bunlar.